İnsanlar nasıl güne başlarsa o gün öyle devam eder dedim. İyi de biz haber veriyoruz dediler. Ben de karnıyarık tarifi vermeyeceğim zaten dedim. Muzo'yla güne başlarken hafta içi her sabah CRI Türk'te. Ne kadar güzel söylemişim. Biz de karnıyarık tarifi vermiyoruz. Pardon yani. Biz de bunca yıllık yayıncılığımızın getirmiş olduğu bir bilinçle, bir sorumlulukla mikrofonun karşısına oturduğumuzda ne yapacağımızı bileceğiz yani herhalde. Pardon yani siz haber radyosusunuz. Yani benim geçmişimde kabzımallığa dayanmıyor ki, ben de bir yayıncıyım yani. Saksı değilim ki ben. Allah rahmet eylesin Erol Büyükburç'a. Hanımlar beyler merhaba, sabah sabah saat 7.02. Sabah demek insanın içinden gelmiyor. Yani bak şöyle karanlık. Ne zaman ki böyle bahar olacak falan. Hani böyle uyandığımız zaman, ya daha doğrusu mikrofonun başındayken ben günaydın dediğimde, hani insanlar da evet doğru, hakikaten gün aydı. Hani aydınlandı. Bizim gün aydınlandı mı? Hayır. Daha gün aydınlanmadan bizim insanımız aydınlanır mı? Hayır. İşte afyonun patlaması dediğim bu. Daha gün bile ayamamışken vatandaş nasıl aysın yani? İşimiz çok zor. Allah yardımcınız olsun. Öyle bir hale gelecek ki sanki... Aman Allah aşkına, kalktınız her sabah kalkıyorsunuz da ne oluyor? Uyu bir ikisi, bir yarım saat, bir saat geç. Bir şey olmadı mı? Kovacak halleri yok ya. Boş ver. Sanki bunu diyecekmişim gibi değil mi? Bizim yöneticilerimiz falan ödü patlıyordur ben yayına başladığımda. Ama adam öyle biraz yarım akıllı, gel git akıllı falan. İnşallah ağzından bir şey kaçırmaz falan. Gerçekten benim gibi bir yayıncıyla beraber çalışmak da ne zor bir şey olsa gerek. Ama tabii onun da bir getirisi var elbet yani. Bu kadar dinleyici de dinlediğine göre demek ki bir kar zarar ilişkisi falan filan var herhalde. Hanımefendiler, beyefendiler, nihayet ocağı çok şükür bitirdik. Yani nihayet bitti bu 31 Ocak. Hepi topu bir gün, iki gün bir şey uzuyor diye. Aman Allah'ım yarabbim, bir türlü bitmek bilmiyor bize. Bir uzuyor, bir uzuyor, bir uzuyor. Nihayet Şubat'a, kısa aya girdik. Yani çok da seviniyoruz günler bitiyor diye. Ey gidey, ey insanoğlu. Günlerin bitiyor, dört kolluya doğru gidiyorsun. Bu sevinç nedendir bilmem. Sevinç nedendir, insanlar aybaşı olur da maaşını alırlar da garibim. Sabahtan akşama kadar arayan bankaları biraz ağzını tıkarlar, sustururlar. Ne yapsınlar yani, ne yapsınlar. Onu oradan al buraya ver, bunu oradan al oraya ver falan. Öyle idare ediyor işte insanın hayatı. Evet hanımefendiler, beyefendiler. Niye kalktık? Paramızın derdine düştük yani. Böyle hani tahsilat gibi bir şey. Sanki esnafız da tahsilata çıkmışız gibi. Öyle düşünmekte fayda var. Muzu ama günün sonunda para almayacağım ki ben. Almayacaksın ama yani her günün sonunda para almıyoruz belki. Hani maaş alıp, düzenli maaş alıp bir yerden. Ha, bazıları diyor ki ne düzenlisi Allah aşkına be. Yani hala içeride alacağım var, yarım yarım maaş alıyoruz, ona da razı geliyoruz. Ne yapalım, hiç yoktan iyidir falan. Diğerler de olabilir. Evet. Doğru yani. Hani diyorum ya ben, yayına elimiz, ayağımız, ağzımız, burnumuz yerinde, çok şükür yani. Çünkü onlardan birini kaybettiğimiz zaman, yani sağlık, Allah muhafaza, sağlığa bir şey geldi abi bitti. Yani öteki taraftan para gelirse gelsin, ne yapacaksın parayı, istifleyecek misin yani? Ha tabii şu da var, sağlık, Allah muhafaza, ona bir şey geldiğinde öteki taraftan paraya geleceksin, ne yapacaksın demesi kolay. Ya gelmese? Bu sefer insanlar tedavi olabilecek, sağlığın yerine gelebileceği o durumda bile sağlığının gelememe ihtimali oluyor. Çünkü her şey ne yazık ki paraya bakıyor. Yani yaşadığımız dünya bu kadar iğrenç bir dünya. O yüzden metaverse falan filan çıkıyor ya böyle. Hani bu dünya o kadar iğrenç ki bari insanları sanal dünyada biraz oyalayalım. Şu gözlüğü tak da kendine gel. Hadi boş ver, bırak. İşte Matrix. Yani adamın seneler önce yaptığı filmler gerçek. Yani dünya o kadar pis ve çekilmez bir yer oluyor ki artık gözlük takıp da sanal bir dünyada insanlar mutluluğu arıyor. Yok bu dünyada 10 metrekare yer alamıyor. Ama sanal dünyada atıyorum 10 liraya, 20 liraya, 50 liraya hiç gerçek hayatta o caddede oturup bir hamburger bile yiyemeyeceği caddeden atıyorum arsa almaya çalışıyor falan filan işte. Ya insan ne yazık ki mutluluğu oralarda bulmaya çalışıyor. Ama o kadar da uzak değil ki bu dünyada mutluluk. Evet yani
Yok yok merak etme. Pollyanna falan olacak değilim. Kendimi biraz şımartıp kendimi seveceğim. Oraya bağlayacağım işim. Beni dinleyebilip mutlu olabilirsiniz ya. Evet. Tabii ki CNN Türk Haber Radyosu. Ben de haber vereceğim ama haberler o kadar garabet ki. Yani o kadar çirkin ki dünyadan, ülkeden. Yani benim gibi şirin Ramazan ayındaki bahçedeki şadırvanından, onun musluklarından Ramazan şerbeti akan biriyse bari ben vereyim haberleri de biraz daha çekilebilir hale gelsin diye sabahın bu saatinde buradayım hanımlar beyler. O yüzden kollarımı açıyorum. Saat 9'a kadar ben yayında olacağım. Bunu özellikle söylüyorum. Hani bu girişten hoşnut olmayan hiç seni çekemem sabah sabah deyip o çoktan gitmiştir zaten. Gitsinler. Kalan sağlar bize yetiyor. Bunca yıl zaten ben onu görmüşüm ya. Kalanlar yetiyor da artıyor bile. Giden zaten gidebilir. Şimdi önemli bir haberle başlayayım sabaha. Sosyal medyada vatandaşların paylaştığı görüntüler sonrası acaba İstanbul'a meteor mu düştü tartışması başlamış gece yarısı. Yani benim saat 9'da yayınım bitiyor akşamları. Saat böyle 11.30, 12'lerde, 1'lerde falan filan o saatte başlamış bu. Bazı vatandaşlar göktaşı gördükleri iddiasıyla paylaşımlarında bulunmuşlar. İstanbul'a göktaşı mı düştü acaba demişler. Bazıları sadece İstanbul değil, mesela Balıkesir'den de görüldüğünü iddia eden insanlar çıkmış. Bununla ilgili henüz bir bilgi yok. Ben de baktım. Öncelikle onu söyleyeyim dedim yani. Acaba İstanbul'a gerçekten meteor mu düştü? Bir o karmıştı zaten. Hani onu da söyleyebiliriz. Meteor da düşer kafamıza. Yani böyle öyle bir döneme denk gelmişiz ki biz meteor da düşse şaşırmayacağız yani. Ben daha bunları söylerken çırağın diye kafama bir tane düşüyormuş. Zaten benim o zaman şaşırmaya pek vaktim olmaz. Yani arkamdan belki sizler, Allah rahmet eylesin, canlı yayındaydı adam şak adına kafasına meteor düştü. Hani yani sizler belki şaşırırsınız. Benim çünkü dediğim gibi ben dört kolluya binmiş olduğum için, ruh uçtuğu için ben onu belki anlar mıyım, anlamaz mıyım? Ya yani onu bilmiyorum. Arkadakiler de der ki ay Allah rahmet eylesin. Yani nasıl bir eceldi ya, vallahi billahi. Ay nasıl vefat etti? Hani geçenlerde İstanbul'a göktaşı düşmüş. Evet, onun işte tepesine düştü falan. Tövbe estağfurullah. Yani kötü kötü ya. O nedenle ama sabah sabah şeylerle, hastalıklarla, ölümlerle konuşmayalım. Güzel şeylerden bahsedelim. Güzel haberler olsun. Hadi dua edin. Önümüzdeki şu iki saatte böyle inşallah doğru düzgün haberlerle geçer bugün de. Sabahın ilk saatleri, saat 7:12 dakika geçiyor. Her ne kadar yine de sağa sola baktığımızda bizde pek sabah efekti oluşmasa da, böyle bir etki yaşamasak da yine de sabah. Ha bu arada Kabatepe Gökçeada hattındaki tüm seferler iptal edildi. Dün fırtına vardı. O nedenle bugün itibariyle bugünkü seferler iptal edildi bilgisi geldi. Gestaş Anonim Şirketi'nden. Kabatepe Gökçeada hattındaki tüm seferler Geyikli Bozcaada hattında olumsuz hava koşulları nedeniyle fırtına deneyiyle ki meteoroloji bizi uyardı. Allah razı olsun, meteoroloji görevini yapıyor. Yani uyardı mı uyarıyor. Biz de hep söylüyoruz. Uyarılan uyarılıyor, uyarılmayan uyarılmıyor yani. Yani ne yapsın? Bozcaada'da saat 10.00, 14.00, Geyikli'dense 11.00 ve 15.00 seferleri iptal edilmiştir diye. Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamalarını yapıyor ki biraz daha sonra yine o açıklamalara yer vereceğim. Ki o açıklamalar düne de aitti. Mesela Muğla'da aşırı yağışlar ya. Yani. Aşırı yağışların Salı günü yani bugün de etkisini arttıracağını, metrekareye 200 kilogram kadar yağış düşmesi beklendiğini, bir metrekareye düşünün 200 kilogram. Muğla için tabii sel ve su baskını uyarısında bulunmuş meteoroloji. Çünkü bir metrekareye 200 kilograma kadar yağışın düşmesinde zaten hiçbir şey olmadı. Çok şükür güllük gülistanlık metrekareye düştü kurudu. Düştü kurudu. Yani çünkü magmaya düşmüyor. yeryüzüne düşüyor. Dolayısıyla tabii burada birikiyor. Yani 200 kilogram çok büyük bir yağış. Dikkatli olmakta fayda var demiş meteoroloji. Sel, su baskını, yıldırım ve hortum uyarısı yapmış. Yağışların İzmir, Aydın, Çanakkale, Balıkesir içinde kuvvetli olacağı uyarısını eklemiş
Ya tabii biz bununla uğraşırken yani ki biraz sonra daha detaylı meteorolojik veriler gelecektir. Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğun bir kar yağışı ve tipiyle mücadele ediyor. Özellikle New York'ta kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığı haberi gelmiş ki Amerika'dan da çok harika kar görüntüleri geliyor yani. New York Belediyesi hafta sonu kapanan yolları temizlemek için öyle ki geçici kar kırma işçileri bile alacağını açıklamış. Yani bizim işçilerimiz acaba orada da oldu mu ki? Gidi New York Belediyesi, rezillik. Yani işçi sayın yetmiyor mu? Planlama yapmadın mı? Doğru düzgün işçiliği için almadın? Bu karların yağacağını bilmiyor muydun diye New York Belediyesi'yle de, çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de bayağı bir problem yaşandı ya, hemen hani muhalefet grubu İşte başaramadın İstanbul Büyükşehir Belediyesi, insanlar yollarda kaldı, sefil oldular senin yüzünden diye hani karşı bir grup var, o bekliyor hemen saldırılarını gerçekleştirdi. Acaba hani New York'ta da böyle bir şey oluyor mu ki? Hani orada da bir karşı grup var. İşte bak gördün mü? Geçici eleman almak zorunda kal. Hey gide. Niye? Hesap yapamadın mı? Normal elemanın yok muydu senin? Hani orada da oluyor mu? Onlarda da böyle siyaset böyledir gerçi ya. Olduğu her yerde oluyordur herhalde. Yani siyasetin olduğu her yerde böyle oyunlar vardır. Siyasetin belki de doğasında vardır böyle bir şey. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK 2021 yılının 4. çeyreğine ve yılın geneline ilişkin turizm istatistiklerini açıklamış. Güzel bir haber seçmek istedim. Önce onunla başlayayım. Yani bir sevindirici bir şey olsun. İnsanlar uyandığı günden ay lanet olsun be, ama bir de bir güzel bir şey duyalım falan. Gerçi bunun bize etkisi olur mu, olmaz mı? Hani bu kadar pahalılık varken ve gelirlerimiz azalmışken, alım gücümüz düşmüşken, hani bu sene tatile bir para ayırabilir miyiz? Çünkü Türkiye'deki turizmciler de bunun Türk insanı için, Türk vatandaşı için bu sene biraz zor olacağını düşünüyoruz. Hani kibarca söylemişler büyük ihtimalle. Mesela ben olmuş olsam turizmcilerin başkanı falan. Ya Allah aşkına hayal mi kuruyorsunuz ya? Geç Allah aşkına kardeşim. Evinde doğru düzgün ısınamıyorsun, doğalgaz faturası ödeyebilirsin. Ne tatili ya? Yok yok, bu sene size hayal. Oturun oturduğunuz yerde falan. Ben belki böyle söylerdim. Ama o beyefendi yine nazik. Yani biraz zor olacak diye düşünüyoruz. Yabancı turistlerin daha fazlalık olacak. Tabii. Yani adam daha ne desin? Biz yani üstümüze başımıza zar zor alırken yani hani vatandaş tatilin hesabını şimdi ne kadar yapabilir bilmiyorum. Turizm gelirleri geçen yıl bir önceki yıla göre %103 artmış. Yani artık salgının etkisinden ötürü biraz tabii düşmüştü, bayağı bir düşmüştü. İnsanlar çünkü bırakın ülkeler arası gezmeyi, şehirler arası gezmeyi bile bırakmışlardı. Yani Türkiye açısından da durum öyle, dünya açısından da böyle zaten. Yakınlarınızı görmeyin, sarılmayın, hatırlamıyor musunuz o günleri? Ne olur yani uzaktan kapısına bırakın sevdiklerinizin, annenizin, babanızın işte ihtiyaçlarını. Sarılmayı özledik birbirimize falan. Yani insanoğlu biraz bu kafatasının içindeki yaşadığı şey, yaşattığı, taşıdığı o organı biraz az kullandığı için ya da yanlış şeyleri kullandığı için öyle söyleyeyim. Unutuyor herhalde. Hep aklı fikri alavere dalavere Cengiz oyunlarına gidiyor. O nedenle hatırlatmakta fayda var yani. Bu kötü günlerden sonra herhalde turizm gelirlerinde biraz artış onunla ilgili. 24 milyar 482 milyon 332 bin dolara çıkmış turizm gelirimiz. Geçen yılki gelir 19 milyar 679 milyon 915 bin. Tabii bakın 24'e çıkmış, 19 milyar küsuratı var. Hani onlarla hani unutursunuz. 19 milyar 700'lerden 24 milyar 500'e yaklaşık bir fiyat. Güzel. Allah arttırsın. Ne yapalım, Allah bereket versin. İyi yani. Ama Muzo Allah aşkına yani biz faydasını göremiyoruz. Faydasını yok. Ülke faydasını görsün canım. Bu kadar bencil olmaya gerek yok. Ülkeye para girsin. Ne yapacağız? Yani o bizim en büyük gelir kaynağımız turizm. Kişi başı ortalama gecelik harcama 66 dolarmış. Yabancıların ortalama gecelik harcaması da 73 dolarmış. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması da 50 dolar olmuş. Baksana incığına cıncığına varına kadar inceliyorlar, görüyor musunuz siz? Biz tatili yapıyoruz, dönüyoruz, bak arkamızdan yazık millet çalışıyor. Bir Türk ortalama gecelik harcaması ne kadar? 66 dolar bir Türk vatandaşının, yabancının harcaması da 73 dolar. Çünkü yabancı orada şeyler de yapıyor, nedir o? Ek harcamalar falan. Hani biz gittiğimiz zaman öyle fazladan, sen delirsin galiba, o da servisin, o da şaşırdın galiba, şımarma, yok öyle şey, gerek
Niye acıkıyorsun? Akşam açık büfeden yanına bir iki bir şey al dedik sana, niye almadın? Ha yiyemezsin efendim. Yarın sabah kahvaltıya kadar tutacaksın herif ha. Hani bizde belki böyle olabiliyordur. Yabancılarda hani onların parası bir değerlendiği için belki böyle bir hesap kitap bizimki kadar yapmıyorlardır herhalde. Yani ondan onların harcamaları daha fazla çıkmıştır. 0530-666-4777. Bu Seyray Türk'ün WhatsApp numarası. 0530-666-4777. Ey züğürtler. Kendimi de katayım. Böyle tatile gittiğimizde bu planları yapıyor muyuz? Ya, ama Muzo tatile gidersek her şey dahil tatile gidiyoruz. Hiç olmazsa yani cebimizden bir para çıkmasın da gittiğimiz yerde rezil olmayalım. Ne kadar çıkacağını biliyoruz. Onu da artık kredi kartına 132 takside böldürüyoruz. Öde babam öde, öde babam öde. E ne yapsın vatandaş? Kredi kartına olmadan yani peşinat yapamayacağına göre. Onu işte peşin çoğu insan ödeyemez yani. Kredi kartına yaptırıyor, böldürüyor, möldürüyor. O sırada dua etsin. Kredi kartında mesela tam tatili yapmış, dönmüş. Abi bakıyor evinde. Allah Allah, bu buzdolabı soğutmuyor. Hay Allah, şimdi nereden çıktı bu? Bir tamirci bir gel. Tamirci geliyor. Abla ya bu yani şu kadara mal olur falan. Hay Allah, o kadar verdikten sonra yenisini alsa. Hadi bakalım kredi kartına bir borç daha gir. Öyle 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 şişiyor şişiyor şişiyor. Bir bakmış kredi kartı. Atıyorum 2 sene önce kredi çekip de temizlediği kredi kartı, temizlediğini zannettiği kredi kartı gene kirlenmiş. Hadi pisledi Cafer bez getir. Haydi bakalım tekrar silmeye çalış, tekrar tüketici. Oradan hayat böyle iğrenç geçiyor işte. O iğrençlikte Allah'tan sabah sabah benim gibi bir yer cini mikrofonun başına oturmuş. Siyaray Türk'ü bile isteği açanlar, Muzo ile beraberler. Ha, bile isteği bilmeden kazara açıp Muzo'ya denk gelenler. Size Allah yardımcınız olsun demeyeceğim. O akşam denk gelseniz onu derdim. Çünkü akşam sinirli oluyorum. Yani sinir hastası olduğum için akşam daha böyle bir depreşiyor herhalde. Sinirli halim. Sabah o kadar zararlı değilim. Hani böyle tehlikeli mesela. Şişt, yanından geçerken aman bakma, göz göze gelme. Hırlamasın şimdi, saldırır falan. Hani böyle bir durum söz konusu. Sabah ben böyle sanki köşesine kıvrılmış bir canlı gibiyim. Bu sabahta hanımlar beyler bilin, sabahında 1 Şubat 2022 saat 7.26 ve gene geldim mikrofonun başına oturdum yarım saat öncesinde. Yani yayın başladı. Hoş ondan önce uyandık kalktık geldik, o ayrı bir şey. Ama mikrofonla buluşmamız yarım saat öncesine dayanıyor. Bu saatte radyosunu açanlar, yeni yeni beraber olanlara söyleyelim. Bilerek açanlar tamam, biliyorlar zaten, ama bilmeyenler CRI Türk'teler. CRI Çin devletine bağlı bir medya istasyonu. Daha doğrusu medya kuruluşu, öyle söyleyeyim. CRI Türk'te onun Türkiye'deki radyo yayınları ve Türkiye'de birçok il ilçe ulaşıyor. Dolayısıyla yani bu şunu gösteriyor. Muzo bu saatte Türkiye'nin birçok yerinde. Hatta tanıtımlarına da öyle yapmıştım. Dünya dinleyebilsin diye. Dijitalde dünyanın her yerinde zaten yayınlar artık takip edilebiliyor. Yani benim köyüme gel buraya verici dik demenin bir manası yok. Senin dijitalleşmeyle aran iyiyse, ki kötü olan yok, herkesin cep telefonu falan filan akıllı. Yani şimdi o YouTube'daki dedelere dönmek istemiyorum ya. Telefonum var, telefonun falan. Allah şükür ağzıma birisinin yolda bir cep telefonu sokmasını istemiyorum. Çünkü delirttiniz artık gençleri. Gerçekten daha doğrusu ülkede genç değil de yani aklı çalışan insanlar delirme noktasına geldiler. Dün açıp açmaz hani Twitter'da görmüşüm 3 ya da 4 genç doktor adayı. Yani kalkıyorlar Türkiye'den giderken sosyal medyada paylaşıyorlar yani. Ne kadar üzücü. Türkiye 3 doktor adayını kaybetti ama Norveç 3 kasiyer kazanacak falan diye hani böyle paylaşmışlar. Ne kadar üzücü ya, ne kadar. Ya, eğer onlar bile bir ümit taşımıyorsa hani hiçbir üniversiteyi kazanamaz edemez, hiçbir işi yoktur, gücü yoktur, evde oturur. Hani o ümitsiz olur. Dersin ki ha bir derece adam ne, yani nasıl ümitlensin böyle bir dönemde, işsizlikte almış başını gitmiş, iş bulamıyor falan ha. Ama öbür çocuk tıp fakültesi kazanmış, o da ümitsiz. E bunda bir anormallik var işte. Yani o ümitsiz, hadi anladım. E bu niye ümitsiz? Tıp fakültesi okumuş, mezun olduktan sonra doktor oldu falan filan. Güzel yani diyorsun. Hayır.
Öbür taraf öğretmen olacak, okulu bitirdi. Ümitsiz. Neden? Çünkü okulu bitti de atanamadı. Öyle oturuyor oturdu yani. Yazık. Özel okulların sahiplerinin, özel okul işletmecilerinin ki yani belli böyle kurumlardan da bahsetmiyorum. Ne yazık ki öyle bir özel okul açılma furyası oldu ki memlekette biliyorsunuz. Köşe başında bu bina boş mu ya? Benim böyle bir para var da böyle bir köşede. Bir değerlendirmek istiyorum. Abi okul açsana. Olur mu dersin? Ben anlamam hiçbir şey lan okullara, eğitimde. Olsun abi falan. Bir bakmışsınız. Ayağında şıpıdık terlikli böyle bir hipopotam çakması birisi. Neyse yorum yapmayacaktım bu saatte değil mi? Ama böyle daha güzel oluyor yayın ya valla. Bak adamı hipopotam çakmasına benzetince, hipopotam dili olsa der ki yürü git. Nerede yamuk yumuk bir şey var, bana benzetiyorsun. Ben yine sevimli hayvanım. Benimle ne alakası var bunun benimle falan diyebilir yani. İşte onlara kalınca eğitim işi ortada böyle bir sakil durum söz konusu olabiliyor. Muğla'da vatandaşlar isyan etmişler. Neden? Muğla'nın Bodrum ilçesinde elektrik faturalarının bu ay yüksek geldiğini söyleyen bir grup protestoda bulunmuş. Elektrik zamları geri alınsın dövizleriyle slogan atan grup, elektrikler çok gelip duruyor, bunun çaresini bulun gari demiş emekliler özellikle. Ya tabii şimdi dün bir Cumhurbaşkanı'nın açıklaması vardı biliyorsunuz. Takip ettiyseniz 150 kilowatt saatten 250'ye çıkarıldı. Yani bilmiyorum ne olur, ne kadar faydası olur insanlara. Çünkü yani ondan sonrası %127 ya, faturalarınıza bakarsanız ne kadar kilowatt saat harcıyormuşsunuz oradan anlarsınız. Yani buna çıkarıldı da burada bir şey olmayacak, aynı şey yani, ne fark edecek? Yani 150 lira gelen fatura 300 lira gelmeyecek de efendim 280 gelecek. Ne oldu, gene aynı şey falan. Vatandaşın çoğu korkuyormuş elektrikli aletleri yanından geçmeye değil, dokunmaya, temas etmeye, yanından geçmeye. Kazara elim belim diye de Allah sizi kahretsin. Kim açtı bunu? Fırının düğmesi açık. Ama görürsün, ay başında ödersin o zaman faturayı falan. Yani düşünsenize evimizde fırın var ama hanımınızdan ya da eşinizden, dostunuzdan, ailenizden bir kek çırpıp da kek pişirmesini bile isteyemez hale geliyorsunuz. Aa, şaşırdın galiba. Git bakkaldan bir parça kek al da nefsin körelsin. Kekmek pişiremem ben. Dünya para elektrik falan. Böyle bir cevap var. 2022 Ocak ayı ve insanlarımız elektrik faturalarından korkularına kek pişirmekte bile zorlanır. Tavada kek pişirilir mi acaba? Aa olur tabii, ben denedim, çok güzel oluyor. Üstüne kapağı koyuyorsun falan filan, kısık ateşte, aa mis gibi falan. Ama hoş, doğal gaz da zamlandı. E ne yapacağız canım? Yani artık bunu nasıl ısıtacağız başka türlü? Yani koynumuzu alıp da keki vücut sıcaklığımızda pişirecek halimiz yok. Doğal gazda derken doğal gazlarla ilgili bir haber vereyim. O halde tabii. Ama şimdi vatandaşı amamıza ne olur Allah aşkına yüreğimize indirecek bir haber verme. Ama ne yapayım, ben bir haberciyim. Böyle söyleyince de ruhum okşanıyor herhalde. İkide bir de araya sıkıştırasım geliyor. Doğalgazda Şubat ayında, yani bu girdiğimiz ayda, mesken ve sanayi aboneleri için geçerli tarife sabit kaldı. Yaşadınız. Hadi gözünüz aydın. Hadi gözünüz aydın. Ha diyebilirsiniz ki aman böyle kaldı da dur bakayım 10 gün sonra ne olur. Onu bilemem. Ama haber böyle diyor. Doğalgazda Şubat ayında mesken ve sanayi aboneleri için geçerli tarife sabit kalmış. Sen bu haberi verdiğine göre Muzo, bunun bir devamı vardır. Devamına bakayım. Elektrik üretimi amaçlı tarife %14 zam yapılmış. Evet. Aklımızda ne kaldı? Geçerli tarife sabit kaldı. Kısmı kaldı. Neden? Çünkü ondan sonraki cümleyi Speedy Gonzalez gibi okudum. Orada vatandaş anladı ki demek ki orada cümlenin o bölümünde bir musibetlik var. Yani sunucu, ki buradaki sunucu Muzo oluyor. Vatandaş onu anlamasın diye Allah'ın cezası yok diye okudu. Peki yavaş okuyayım. Elektrik üretim amaçlı tarifeye %14 zam yapılmış. Şimdi diyebilir ki vatandaşlarımız, ben elektrik üretim amaçlı kullanmadığıma göre doğalgazı bana gelmedi yani. Evet, benim evime gelmedi. Yani benim faturalarıma yansımayacak. Yani doğalgaz faturama en azından yansımayacak. Neyime yansıyacak? Elektrik üreten santrallere geldiğine göre
Elektriğe zam mı olarak? Yansıyacak. Yani çünkü biz elektriği kendimiz üretebilen bir ülke konumunda değiliz. Biz aldığımız doğal gazla santrallere veriyoruz. O santrallerde elektrik üretiyoruz. Doğalgaz peki biz üretiyor muyuz? Hayır, doğalgazı da biz üretmiyoruz. Doğalgazı da başka ülkelerden alıyoruz. Yani başka ülkelerden aldığımız doğalgazı parayla elektrik santrallerimize gönderiyoruz. Orada elektrik üretiyoruz. Bu elektriğin ucuz olmasını bekleyebilir miyiz? Yani, bekleriz de yani ahmaklık olur. Alternatif yollar bulmadıkça ülkemizde enerji çözümleri bulmadıkça bu biraz tabii ahmaklık olur. 0530 666 4 777 CRI'nin WhatsApp numarası. Bir kez daha veriyorum sabah sabah. Afyonunuz patlasın artık yeter. Bak güzel haberler de veriyorum size bugün. Doğalgaz faturalarınızı yansımayacak çok şükür. Abi günaydın. Çoğu otel turistleri daha çok önemsiyor demiş. Garsonların tavrı bile farklı. Gerçi garsonlar da haklı. Başçı olarak biz veriyoruz. 5 lira onlar veriyor. 2 euro bile olsa 6 katı demiş Gökhan. Doğru söylüyorsun Gökhan. Tabii. Yani adam da ne yapsın yani. Ki biz 5 lira bahşiş veriyorsak. Yani orada bile yani haklıyız ya. O bile fazla bize göre. Tatile gitmişiz. Ne hala abi bir de bahşiş mi vereceğiz biz bunlara? Ha, evet bir şey falan filan. Dolayısıyla belki de bizim suratımıza çamura bakar gibi bak. Ay bu Türkler de falan. Ne kadar kötü değil mi? Bunu söyleyen de bir Türk. Ya düşün oradaki garson da bir Türk yani. Ha, Türk turist için geldi bunlar yani. Şimdi çatlayıncaya kadar yerler. Ondan sonra hadi, verir 5 lira. 10 kere çağırır ayağına getirir falan filan. Öyle düşünmeleri ne kötü. Ama ne yapsınlar? Ne yapsınlar? O da haklı yani. Dinleyicinin yazdığı gibi. Bizim 5 liralık bahşişimiz mi? Adamın 5 liralık bahşişi mi yani? Hangisi daha değerli? Tabii ki. Tabii ki turiste bakacak böyle bir şey. Dolayısıyla bizim vatandaşımız da kendi ülkesinde maraba. Maraba durumunda kalacak yani. Ki bu bizim marabamız yani. Gidiyor geliyor falan filan. Ayak işlerimize bak. Ne kötü bir şey kendi ülkemizde. Vallahi billahi yemin ediyorum. Neyse daha fazla bu konuları mevzuları açmayayım ki bu sefer. Asabım bozulduğu zaman dilimin ayarı da bozuluyor. Son dakika haberi verilmiş Tokat'ta yani. Son dakika derken gecenin geç saatlerinde saat 1 civarı falan da herhalde. Bu kazanın olduğu saatler. Tokat'ta bir yolcu otobüsü yoldan çıkıp bariyerlere çarpmış. İlk belirlemelere göre bu kazada 23 vatandaş yaralanmış. Çok şükür inşallah hayatını kaybedenler olmamıştır. O saatten bu saate. Tokat Turhal Karayolu Sungur mevkiinde olmuş kaza. Rize'den Konya istikametine gittiği öğrenilen yolcu otobüsü kar nedeniyle kayganlaşan yoldan ne yazık ki şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp bariyerlere çarpıp şarampole sürüklenmiş. Ve orada da dediğimiz gibi bu kazada da 23 vatandaşımız yaralanmış. Ümit ediyoruz ve dua ediyoruz ki yaralıların durumu ciddi değildir diyelim ve bir nefes alalım. 1 Şubat Salı sabahında. Hanımlar beyler, Muzo. Yanı başınızda. Hanımlar beyler saat 7.42 bu arada 1 Şubat Salı sabahındayız. Elimiz, ayağımız, ağzımız, burnumuz yerinde çok şükür. Güne başlayabildik. Evet soğuk ki soğuk ve daha hala aydınlanmış değil. Yani kısacası insanın yataktan çıkmak istemiyor canı. Ya size her sabah aynı şey olmuyor mu? Bana her sabah aynı şey oluyor. Yani böyle alarm çaldığında falan. Ay, vallahi billahi. Acaba diyorum bugün bir şey uydursam da böyle başım ağrıyor, dişim ağrıyor falan filan bir şey ya. Hoş benim uydurmama gerek yok benim sözleşmemde. Alo, yayına gelmek istemiyorum. Karşı taraf neden hayırdır inşallah. Hani öyle insaniyet çerçevesinde sorarsa kızmam belki. Ne demek gelmiyorum? Böyle eyvah eyvah eyvah. Ne bana mı? O zaman birden Bülent Ersoy'a denebilirim. Bana mı soruyorsunuz niye gelmiyorum? Gelmiyorum çat falan.
Bülent Ersoy, hayır. O da diyebilir ki şimdi ben iş konusunda son derece profesyonelim. O dışarıda görünür. Ben de öyleyim canım. Yani öyle olmasa zaten kalkıp gelmem sabahın köründe, değil mi? Profesyonel olmasam ben de bir yalan bulabilirim. Bir şeyim ağrır mesela, arada sana bir şey. Aman Allah korusun, dilimizi ısıralım. Türkiye'de 31 Ocak günü. Bakalım, koronavirüs sebebiyle Sağlık Bakanı açıklamış. Bu arada babaannesini kaybetmiş Sağlık Bakanı. Allah rahmet eylesin. Ve kalanlara da tabii Allah sabır versin ki veriyor. Yani yakınlarımızı kaybettiğimiz zaman hepimiz o yaşıyoruz. O acı, o sabır gelmese başka türlü katlanabilecek bir acı gibi gelmiyor. Yani yakınınızı gidip ne yazık ki o şarkılarda dile getirilen o kara toprak, onu kazıp da içine bırakıp gelmek insanüstü bir dayanıklılık istiyor. Ama işte o dayanıklılığı öyle bir zamanda herhalde veriyor Allah. Başka türlü katlanabilecek bir acı gibi değil. Koronavirüsten de 182 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Yani bu son günlerdeki bu gevşeklik, o PCR testi isteme zorunluluğunun kalkması falan, yani nedeni o karantina sürecinin azalması falan filan, yani gittikçe normalleşmeye dönmek, hani bir grupta tabii insanlarda, özellikle ki sağlıkçılar da işin içindeler. Yani bir ülkede günde 182 vatandaş hayatını eğer bir hastalıktan kaybediyorsa, çarpı 7 haftada ne kadar, çarpı 30 bir ayda ne kadar, bu da nasıl normalleşilebiliyor ki? Her gün 180 kişi, 190 kişi hayatını kaybediyor hala diyorlar ki onlarlar da haklılar tabii. Çünkü hani geçen gün Sağlık Bakanı'nın yani bu hastalığı koronavirüsü mevsimsel gribe benzetmesi de büyük bir tepki çekti sağlık camiası içinde. Yani biz vatandaşların kafası pek basmadığı için, yani sonuçta yani onu yap diyorlar yapıyoruz, yapma diyorlar yapmıyoruz. Hatta onu yap dedikleri zaman bile yapmıyoruz. Hani metozori olmadıkça bazılarımızın zekası ona yetmiyor. Israrla o kurallara uymayı falan beceremiyoruz bir türlü. Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında hain diyen çocukla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nden de bir yorum gelmiş. Böylesi bir istismarı tarihimizde hiç görmedik demiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de böyle bir açıklama gelmiş. Biraz önce de söylediğim gibi vatandaşın beklediği haber de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmiş. Elektrikte indirimli tarife aylık 210 kilovata yükseltilmiş. Bunu da biraz önce söylemiştim. Hani yeni açanlar için bir kez daha söyleyeyim mi? Hani güzel bir haber de arada sırada çıksın ya. Yani 150 kilovat saat ve onun üstündekiler %127 zamlanıyordu. Şimdi artık o 210 kilovata çıkartıldı. Yani sınır 210 kilovat oldu. Bundan sonra gıdım gıdım bakıyoruz. Mesela cebimizde 50 liramız kaldı. Ay vallahi 5 gün kaldı ay sonunda, bu 50 lirayla idare edeceğiz ona göre der gibi. Kilovatımızı, saatimizi okuyoruz. 210, vallahi 10 kilovatımız kaldı ha. Hiç ışık mışık yakmak yok söyleyeyim. Ay sonuna kadar bu fatura okumaya gelinceye kadar bu 10 kilovatla idare edeceğiz falan. Hani böyle bir plan yapmamız gerekebilir. Vatandaşlarımızı uyaralım. 0530-666-4-777 Siyeray Türk'ün WhatsApp numarası. Yani burada duyduğunuz, benim anlattığım, size aktardığım haberlere karşı bir yorumunuz varsa, onlarla ilgili, pardon onlara karşı değil. Gerçi karşı da olabilirsiniz de hoş. Ama haberin nesine karşı olacağız? Yani fikir değil ki bu, benim fikrim olur da karşı oluruz. Haber bu. 0530-666-4-777'ye yazıyorsunuz. Yazdığınız zaman da ben zaten okuyorum. İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından barajlar, göllerin çevresini kaplayan beyaz örtünün erimesiyle doluluk oranlarında artış göstermişler. Ne güzel böyle baraj fotoğrafları da var da yani. Genelde bunları gördüğüm zaman kurak barajlar şu hale geldi. Şuraya bakın, işte geçen sene burada suyun olduğu yerde şimdi eşek otluyor falan, hani o haberler çıkıyor ya. Öyle değil çok şükür, bunun tam tersi. Evet, yoğun bir kar yağışı yaşamıştı geçtiğimiz haftada İstanbul ve o kar yağışıyla yavaş yavaş biriken karların erimesiyle barajdaki göller doluyor. Bu bizi sevindiriyor. İSKİ'den, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden açıklamalara göre, yapılan açıklamaya göre İstanbul'un barajlarında ölçülen doluluk oranı 55,25 olarak ölçülmüş
gayet iyi. Yani barajlarımızın, İstanbul barajlarının yarısı genel olarak, bazıları %70'e falan buluyor falan. Fakat hepsinin genelini alındığında %55,5'lara gelen bir doluluk oranımız varmış. Ama tabii bu demek değildir ki foşur aksın su, efendime söyleyeyim, öyle deli de suya baksın. Öyle değil tabii. Yani yine temkinli kullanmakta fayda var. Çünkü su fakiri ülke olduğumuz zaten sık sık açıklanıyor. Türkiye bir su fakiri ülke. Yani ve gitgide daha fazla kuraklığı yaşayacak olan bir ülke. O yüzden yani duşa girdim. Duş şıkır 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 akıyor. Oramı sabunlayayım, buramı sabunlayayım. Su hala aksın dursun. Yani barajımız %55,5 dolmuş. Oh oh ne değil. Temkinli olmakta fayda var. Peki o halde şöyle güzel, sağlam bir şarkı dinleyelim mi? Yabancı şarkı dinleyelim. Yani hiç ya benim yabancı şarkılarla falan filan işim olmaz, böyle antin kuntin işlerle falan diyenleriniz varsa şunu bilsinler. CRI Türk iyi müzik çalar ve doğru haber verir. CRI Türk iyi müzik, iyi müzik, doğru haber. İlk saatin son dakikası. Hanımefendiler, beyefendiler, saat 7.59'u gösteriyor burada. Son bir dakikada ondan sonra ikinci saatimize başlayacağız. Ne olacak? Hiçbir şey olmayacak, değişen bir şey yok. İkinci saatte de haberler var, o olacak yani, ne olacak böyle? Çekilişte ilk arayana şunu vereceğiz falan, öyle bir şey yok. Dinleyiciyi asla hediyeyle falan elinde tutmayı seven bir adam değilim. Çünkü ona ihtiyacım olmadı. Aman bizi dinleyin, ben size şu, dinlerse şunu da vereceğim, ardından bunu da vereceğim. İlk şunu da bir. Ne münasebet. Kendimi zulüs addederim. Böyle bir şey olabilir mi? Yük. Ne gerek var ya böyle. Ben dinleyicimi kendim olarak elimde tutmalıyım. Yok efendim şunu vereyim, bunu vereyim. Hay Allah, bir şey yok. Evde yeni gelen borcamlardan bir tane vereyim. Öyle olmaz yani. Öyle dinleyici tutulur mu ya? Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt geneli için hava tahmin raporunu yayınladı. Raporda 52 il için sarı kodlu uyarı yapılırken Muğla'da metrekareye yer yer 200 kilograma kadar yağış düşmesi beklendiği duyuruldu. Biraz önce de söylemiştik zaten bunu. Yani Muğla'da, Muğla bazında söylemiştik çok şiddetli yağmurların yağacağını. Bakalım genel duruma şöyle. Kıyı Ege'de zamanla İç Ege ve Marmara'nın güneyinde, güney ve güneydoğu yönlerinden kuvvetli rüzgar. Bugün ki Çanakkale'deki feribot seferlerinin de iptal edildiğini söylemiştik zaten. Kuvvetli rüzgar yer yer kısa süreli fırtınaya dönecekmiş. Saatte 50 kilometre ile 75 kilometre arasında esmesi bekleniyormuş. Yetkililer ulaşımda aksamalar, soba doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarını yenilemişler. Öğle saatlerinden sonra özellikle İzmir, Aydın, Çanakkale illerinin batı kesimlerinde, akşam saatlerinden sonra bu illerin genelinde, Balıkesir'in batı kesimlerinde kuvvetli olmak üzere Gökçeada'da kuvvetli, şiddetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekliyorlarmış. Perşembe günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen yağışların oluşturabileceği, bu her tür negatiflik, kötü işte sel, su baskını, rüzgar, çatı uçuyor, devriliyor falan filan, hortum mortum, bunlara karşı vatandaşı uyarmışlar. Yani kazara Allah korusun çatı uçar falan, hani acil değilse tabii. Şimdi vatandaş işine gidecek. Hay Allah, çok da rüzgar var, çatı matı uçup da benim kafama düşerse gitmeyeyim bari bu gidişe. Yani kovulursun ama ne yapayım canım, meteoroloji beni uyardı. Özel sektör ya da kamu bile olsa, yani meteoroloji uyardı derken çatılar uçabilir, oturun oturduğunuz yerde diye uyarmıyor. Yani bu bir mazeret değil sakın. Meteoroloji bizi uyarmış, o zaman aman çatı matı uçar, kiremit mirit kafama düşer, ben canımı yolda bulmadım deyip de böyle evde oturun. Hayır, çıkma zorunluluğu olmayan çıkmaz o zaten. Yani şimdi atıyorum, ay ben gidecektim, fatura ödeyecektim, biliyor musun? Ödemeyiver, yarın öde, bak perşembe duracakmış. ama evde de bir şey kalmadıydı. Şimdi sen olanla idare et. Mercimek falan da mı yok? Onu pişir. Gibi. Ama zorunlu olanlar işe giden. Gidecek tabii yani. İstediği kadar uyarsın meteoroloji. Yani meteoroloji üstüne düşeni yapıyor. Uyarıyor. Ama hani kovuldu, Allah korusun, meteorolojinin uyarısıyla kovulduğuma endişem var.
meteoroloji böyle dediydi deyip bir savunma mekanizması geliştiremeyiz yani. Bana ne meteoroloji öyle dediyse, o zaman git meteoroloji işe alsın seni falan diyebilir patronlar. Evet, Rusya-Ukrayna işte sevimsiz haberlerden biri. Rusya ve Ukrayna arasında uzun zamandır bir gerilim var. Gerilim iyice artarken bölgede savaş tehlikesini gören Amerika Birleşik, bu Amerika Birleşik Devletleri her şeyi görür. Neyse, yorum yapmayacaktım, haberde veriyorum değil mi şimdi? Yemen oradaki savaş tehlikesini gördü Amerika. Yani arka arkaya açıklama yapmış Beyaz Saray sözcüsü, Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgal edebileceğini, bu durumda Rusya'ya uygulayacakları yaptırımları hazırladıklarını açıklamış. Rusya Ukrayna'yı her an işgal edebilir demiş Amerika'ya göre. Bir haftadır söylediğim şeyi tekrar ediyoruz. Bir değişiklik yok demiş Amerika'daki sözcü. Ve işgal durumunda da uygulanacak yaptırımları Kongre ile yakından çalıştıklarını anlatmış. Caydırıcılık anlamında yaptırımların önemli bir rolü olacağına inandıklarını da anlatmış. Biden yönetiminin Kremlin'e yakın elitlere, Kremlin'e yakın elitler, İnsanlar arasındaki ayrımlar, bunlar elitler, bunlar onlar sümükler. Allah'ım ya. Elitlere ve ailelerine yaptırım hazırlığında olduğu iddialarını doğrulamışlar. Bu konuda ortak müttefik ülkelere temas halinde olduklarını da kaydetmişler. Yani böyle bir uygulama yapacaklarmış, hazırlıklı olsun. Yani Rusya onun hazırlığını yapmıştır herhalde. Yani hani bu, onu göze yani eğer böyle bir işgal, bir saldırı yapacaksa Ukrayna'ya karşı. BOTAŞ'tan da bir açıklama gelmiş. Tuz Gölü ve yeraltı doğalgaz depolama tesislerinin toplam 1,2 milyar metreküp doğalgaz depolama kapasitesine sahip olduğunu belirterek, depolarımız Türkiye'nin ihtiyacı olması durumunda devreye girerek bu ihtiyacı karşılayacak durumdadır demiş. Durup dururken BOTAŞ niye bu açıklamayı yapmış? Hani vatandaş bunu merak edebilir. Çünkü demişler ki İran doğalgazı kesmişti 10 günlük de olsa. Gerçi o sınırı biraz gevşetti ama hala kısıtlama devam ediyor. Yani tam almamız gereken günlük miktarda alamıyoruz. Dolayısıyla ne yaptık? Onu Azerbaycan'dan kompanse etmeye çalıştık falan filan. Yani tamamlamaya çalıştık. Bu arada tabii hemen bir muhalif kesim, doğru yanlış onu bilemiyorum ama Türkiye'de şu konuşulmaya başlandı. Bir iddiaya göre Türkiye'nin işte 7 günlük, 8 günlük neyse doğalgazı kalmış var. Hemen tabii iktidar dedi ki bu külliyen yalan, böyle bir şey yok. Ve BOTAŞ da o açıklamayı yapmış. İşte demiş ki Tuz Gölü altındaki depomuzda öyle 5 günlük 6 günlük falan doğalgazımız yoktur. 1,2 milyar metreküp doğalgaz depolama kapasitesine sahiptir ve orası da Türkiye'nin ihtiyacı olduğu noktada devreye girmek için hazırdır demiş. Hafta sonu etkili olan yağışlardan nasibini alan yerlerden biri. Hayatı olumsuz neresi? Alanya Gündoğmuş Karayolu. Kent merkezine 55 kilometre uzaklıktaki bayır mevkiinde toprak kayması olmuş. Yola düşen kaya parçaları ulaşımı engellemiş ve karayolları ekiplerinin kaya parçalarını kaldırmasıyla ancak 5 saat sonra trafiğe tekrar açılmış yol. Hep bu uyarılar beni şaşırtır. Dikkat, mesela kaya düşebilir. Hani şeyler arası seyahatler yapanlar bunları görüyorlardır. Yani o tür uyarılarda ne yapmam gerektiğini bir türlü bilemem. Yani dikkat, kaya düşebilir. Evet, yani oradan oyalanma, bu da arabayı kenara çekip şimdi hayret bir şey, ihtiyacını gidecek yer burayı mı buldun? Bak tabela koyduk, kaya düşebilirmiş. Hey gidi, sen ondan daha beter kayasın anlamına mı geliyor bu? Bu uyarı yoksa vatandaşa bak biz buraya uyarıyı koyduk, kaya düştükten sonra vallahi billahi hiç sorumluluğu üstümüze almayız, ona göre tabelayı koymuşuz. Bunun için mi koyuluyor? Çünkü kaya düşebilirse onun önlemini vatandaş alacak değil herhalde. Yani hayır, buraya kaya düşebilirmiş, biz bir el birliğiyle buradan bir para biriktirsek de şu yamaca bir önlem alsak, bir vatandaşın görevi değil bu. Bunu yapamayacağına göre oraya kadar gelen vatandaş, aa sen tabelayı görmedin mi Hüseyin? Bak şey düşebilirmiş, kaya düşebilirmiş. Aa hakikaten ha. Hadi dur geri dönelim, biz dur geriye takayım da başka bir istikametten gidelim. Vatandaş böyle mi önlem almalı? Ne yapacak kaya düşebilirse? Nitekim aha işte koca kaya yolun üstüne düşmüş. Allah muhafaza oradan bir araba giderken, geçerken düşse zaten araba ya, fukara sümüğü gibi o yapışır yani. O, bu gördüğüm kayanın altında kalan araba, aha, Allah muhafaza. Yani bu kayanın altında kalacağına yani
kalacağını düşünmek dahi istemiyorum bu aydan kayan altı. Yani zaten büyük ihtimalle altında kalan hissetmez de yani öyle düşünmek de lazım. İşte öyle bir kaya var, o kayanın altında Allah aşkına yani. Altında kalan hani birden böyle sinek masaya koyup çat yapat bak nasıl ezildi sümük gibi oldu falan. Böyle bir etkisi olur insan üstünde. 0530 666 4 777'ye ne yazmış Gökhan İzmir'den? Dışarı çıkmak alternatif olarak evde oturup bir şeyler yeriz boş ver daha ucuza gelir. Tabii yani ama artık onu da yapamıyoruz demiş. Günaydın Muzo Beyefendi demiş. Bir başkası teşekkür ederiz. Bir başkası da günaydın demiş. Bana iltifat etmiş herhalde. 23 yıl Barış abimiz olmadan geçen 23 yıl. Ben bana söylüyor zannettim. Meryem. Barış Manço'yu demiş herhalde. 40 yılda bir gelir Barış gibisi. Ama o daha önceden yazacaktım. Gerçi bana da iltifat ettiği şeyler varmış daha önceki mesajlarında gördüm. Evet Barış Manço o iltifatı hak eden sanatçılardan biri Türkiye'de. CRI Türk. İyi müzik, iyi müzik, doğru haber. Hanımlar, beyler, Muzo. 8-17 hanımlar beyler 1 Şubat sabahındayız. 8-17'yi gösteriyor saatler. 1 Şubat sabahı ve ben sabah saat 7'de buraya geldim. Yine gün doğmadan zifiri karanlıkta CRI Türk'ün mikrofonlarından gün doğdu ama yani. Benim geldiğim bir mikrofon, yani geldiğim mikrofon, geldiğim ne denir, nasıl söyleyeyim? Geldiğim ortam, evet bu daha iyi oldu. Benim auramla, yani rica ederim, rengarenk, ebem kuşağı gibi her rengi barındıran bir auram var. Yani sizin auranız açık sarı, sizinkisi böyle leylak, lila, seninki fuşya değil. Benimkisi fuşya, leylak, lila, siyah, beyaz, kırmızı ne ararsan var. Böyle daha güzel oluyor. Peki. Senin eşin benzerin gelmez demiş hemen Meryem. Barış Manço iltifattan sonra ben üstüme alınca bana da yazmış yazık. Yani beni öyle arada ihmal ederseniz böyle şımarık ruhum onunla besleniyor çünkü. İzmir'den de selam almışım, günaydın almışım. Teşekkür ederiz. İzmir'e de bir günaydın. Nasıl İzmir'de hava? Hani biz hadi İstanbul tamam üşüyoruz falan da İzmir böyle yoğumuz o güzel bir sıcak ılık bir havaya uyandı. İnsan böyle zamanlarda imreniyor işte o iklime. Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in 2 pitbull köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanmasına ilişkin olay da iddianame tamamlanmış. 6 sanık hakkında hazırlanan iddianamede pitbull'lar silah olarak değerlendirilirken olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin silindiği belirtilmiş. Pitbull'lar silah olarak kullanılır. Yani evet böyle kullanan yok mu? Var. Hani o olayda öyle miydi bilmiyorum ama ne yazık ki bu ırk çok talihsiz bir ırk. Kuzu gibi yetiştirilen pitbull'lar yok mu? Var ama vahşi olan pitbull değil. Hep söylüyoruz bilenler olarak. Vahşi insan. Evet. İnsan o pitbull'u çünkü çocukluğundan öyle canavar hale gelmesi için onlarca eziyet çektirerek yetiştiren canavar. Yani, o nedenle pitbull'lara değil de sahiplenilmelerine bir çözüm bulunması gerekiyor bence. Başka türlü olmayacak. Yani onları uyutmakla falan filan olacak şeyler değil. İstanbul'u bugün 10 derece. Lik bir hava bekliyor. Öğle saatlerinden sonra İstanbul yağmurlu. Yani eğer evden çıkmadıysanız, yani dışarıda da gezecekseniz, akşam bunun bir de dönüşü var, otobüs minibüs falan filan bekliyorsa, yani yağmurlu bir gün olacak İstanbul'da öğleden sonra. Antalya 15 derece, doğu kesimleri aralıklı sağanak yağışlı. Bak Antalya güzel mesela, 15 derece. Oh mis. Ankara 4 derece. Sabah saatlerinde yer yer sisli, yani şu saatlerde. Sonra bu sis tabii dağılacakmış. Trabzon 11 derecelik bir hava bekliyor. Kenti iç kesimleri karla karışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı. Diyarbakır'a bakalım bir de. Orada 11 derecelik bir hava olacakmış. Yağmur hafif ve karla karışık da yağmur olabilirmiş Diyarbakırlılar için de. Bunu hatırlatalım ve devam edelim.
Ekmek fiyatlarının İstanbul'da bazı ilçelerde 4 liraya kadar çıkmasının ardından Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'dan bir iddia gelmiş. Kolivar açıklamasında eğer önlem alınmazsa ekmek fiyatlarının her ay artacağını öne sürmüş. Öyle bir şey olabilir mi? Rica ediyoruz ya. Ay, olmaz böyle bir şey. Her ay artacak. Artık biz insanlar olarak ekmek fiyatı böyle önlem alınmazsa her ay artacak. Süt hakeza öyle. Süt artınca süt ürünleri, peynirdi, yağdı falan filan, o da her öyle. Hayvansal gıdalara zaten pek ulaşamıyor vatandaş. Etme, o öyle. Ne yapacağız? Biz yeşil yapraklı bitkiler gibi fotosentez yapamayız ki biz. Yani yaratılışımıza uygun değil. Varlığımızı sürdürmemiz için bizim beslenmemiz gerekiyor. Ne olacak bir ben anlamadım ya. Bunu söyleyen Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı. Bir de Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı konuşmuş. Ekmek fiyatlarının yükseleceğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etmiş. Zamla ilgili bir şey yok demiş. Şimdi yani bunları yaşayıp göreceğiz. Bir yanda Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı'nın sözleri var. Önlem alınmazsa bu ekmek fiyatları neredeyse her ay yükselir. Bir de Fırıncılar Federasyonu Başkanı'nın. Bu yalan. Ekmek fiyatı falan yükselecek mi falan filan yok. Zammam yok. Bir de bu. Şimdi vatandaşımıza bırakıyoruz. Siz hangisinin sözüne inanıyorsanız, sizce ekmek fiyatları önlem alınmazsa yükselir mi? Yoksa zammam yok mu? Yani öyle böyle bir şey olmaz. İnsanları korkutmayın. İnsanların arasına terör salmayın. Endişelendirmeyin insanları. Bu mu? Bilmiyorum. Ama yani her şeye zam geldiğini ve gelmeye devam ettiğini gördüğümüz bir ortamda, yani bana sorarsanız ben Fırıncılar Odası mıydı ikinci beyefendi, kimdi o, neyin, evet, Fırıncılar Federasyonu Başkanı'na değil de sanki Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı'na daha çok inanıyormuşum gibi şu durumda. Çünkü yaşadıklarımız onu gösteriyor. Bu arada yaşadıklarımız onu gösteriyor derken yani Türkiye'deki yaşamın zorluğu, enflasyonun açıklanan enflasyondan çok daha fazla olduğunu düşünmemiz, ki onu çarşıda pazarda yaşıyor olmamız. Bir yandan da o sürekli sosyal medyada, özellikle YouTube'da bizi çok kıskandığını iddia ettiğimiz ya da bir kısmımızın iddia ettiği Almanya'dan da bir haber var. Yani bir kısım vatandaş, çünkü gerçekten oldukları noktada Almanya diye bir ülkenin kalmadığını, Almanya battı. Nereye? Avrupa gitti, Avrupa. Biz çok iyi, biz hepsinden iyiyiz. Hani bir grup insan da öyle görüyor. Belki Almanya'ya hayatında gitmedi, bilmiyor. Ama dünyayı o kadar yakından takip ediyor ki Almanya'nın, yani ya da Almanya olarak bilinen ülkenin ekonomik anlamda battığını düşünebiliyor. Yani ben şimdi akşam verseydim bu haberi çok güzel yorum yapardım ama yorum yapmıyorum sabahlarım. Sadece haberi veriyorum. Dolayısıyla CRI Türkiye dinleyen insanlar eğer gerçekten Almanya battı diye düşünüyorsa batsın Almanya. Ama yok be Muzo, Allah aşkına yani ne Almanya batacak ya, yazık günah ya. Bu insanlar ne yiyor ne içiyor da bu kafaya sahip lafa. Bir grupta böyle düşünüyor. Almanya'dan bir haber var. Aralık 2021'de %5,3 yıllık enflasyon Ocak'ta piyasa beklentilerinin üstünde gerçekleşip %4,9 olmuş. Yani Almanya'daki enflasyonla ilgili konuşuyoruz. Haber böyle. Nasıl yani? Yani Almanya bizi kıskanıyordu. Enflasyon %4, bizde %40. O da TÜİK'in açıkladığı %36 falan. Evet, kıskanıyor. Yani belki de Almanya enflasyonun bizdeki gibi olmasını istiyor. Yani onlardaki enflasyona bakalım, %4,9 olarak açıklanmış. Bizdeki %40. Bak biz ondan daha fazlayız. Ya Almanya bizi kıskanmasına nasıl kıskanmasın yani? Demek ki Almanya bizi kıskanıyor diyenler ya da öyle düşünenler haklılar. Çünkü onlardaki enflasyon %4,5 diyelim buna. %5. Bizdeki %36 küsür. Hadi açıklananla, TÜİK'in açıkladığıyla söylüyorum. %36 küsür. Almanya bizi kıskanır tabii. Aramızda uçurum var ya yani, bize gelinceye kadar Almanya'nın. Hadi bazıları da şunu diyebilir. Ya enflasyon yükseldikçe iyi bir şey değil yani. Almanya bizi niye kıskanır? Bizim onu kıskanmamız lazım. Enflasyon orada düşük. Bir grup da böyle düşünüyor. Ben bilemiyorum hangisi doğru. Yani düşük enflasyon mu iyidir? Yani Almanya'nın %5 enflasyonu mu daha iyi? Bizdeki %40 enflasyon mu daha iyi? Bilemiyorum. Ben sadece haberi verip geçmekle mükellefim. Dinleyici bu saatte
dinleyen kendi zekası vardır herhalde. Bir yorum yapabilir. Günaydın Muzo demiş Eyüp. Günaydın, teşekkür ediyorum. Muzo günaydın. Siz de bir efsanesiniz. Bunu unutmayın demiş. Estağfurullah, öyle bir şey olur mu? Efsane. Efsane şöyle olur. Yaşamış, bitmiş, ölmüş. Rica ediyorum. Daha ben burada yayındayım. Yok bir de helmamı kavurun isterseniz. CRI Türk. İyi müzik, doğru haber. Bizde iyi müzik ve doğru haber bizde. Adamın da en lezzetlisi, en tatlısı bizde. Ama bu akşam saatlerine söyleyeyim. Şimdi sabah saatlerinde haberci kimliğim daha ağır bastığı için böyle kendi ruhumu okşayacak şeylerden pek fazla bahsetmek yakışmıyor. Neden yakışmıyor? Çünkü benden sonraki programcıları dinliyorsanız zaten biliyorsunuz. Yani benden sonra hemen bir hanımefendi, ondan sonra erkekler. Hepsi geliyor sırayla. O kadar başarılılar. Aman Allah'ım. Ne tunturaklı sözler, ne haberler. O ciddi dünya üzerine tartışmalar. O işin uzmanlarıyla telefon bağlantıları. Tabii. Boşuna söylemiyorum yani. CRI Türk belli bir çizgi üstü. Yani şimdi dinlemeyen diyormuş ki ne demek yani, bize hakaret edip çizginin altında kaldığımızı mı ima ediyorsun? Hayır. Yani çizginin üstü demek, biz çok akıllı entelektüel insanlara hitap ediyoruz. Bizi dinlemeyenler onlar da tırmını. O da değil. Ama bizim bir çizgimiz var. O çizginin üstü, evet. Yani o çizgi, atıyorum, o çizginin altında kaldığını düşündüğümüz şarkıcıların şarkılarını çalmamaya gayret ederiz. Sevmeyiz yani. Çünkü sevmediğimiz bir... Ha, bunun tabii bir sebebi var. Elimiz rahat. Yani... Biraz şımarık olabilirim bu saatte. Ne yapayım? Zengin bir radyoyuz çok şükür. bu özgürlüğe sahibiz. Yani Türkiye'de yayın yapmak o kadar kolay değil çünkü. Yayıncılık yapmak daha doğrusu o kadar kolay değil. Çünkü yani hayır, böyle baskıyla falan bahsetmiyorum. Yani insanlar dinleyici anlamında kolay değil. Dinleyici illa kendine yakın olmanı istiyor. Ya mesela atıyorum en son bu Sezen Aksu mevzusunda da biraz önce Sezen Aksu'yu çalınca. Yani insanların sevdiklerinin hiçbir siyasi görüşünün olmamasını istiyor. Belki de doğrusu da, da budur yani. Hani sevdiği insanların yani ne oraya ne buraya şey. Sen gel işini yap. Yani ama bir grup insan da diyor ki hayır. Yani insanların bir duruşu vardır. Karşındaki insanın illa senin gibi düşünmesini bekleyemezsin. Eğer işini iyi yapıyorsa onu sevebilirsin. Başka bir, mesela en son işte kaybettiğimiz Fatma Girik mevzusu vardı, konuşuldu. Yani mevzu derken Hülya Koçyiğit'in orada ikimiz farklı siyasi kulvarlardaymışız gibi görünsek de ikimiz de Atatürk'e aşık Cumhuriyet kadınlarıyız falan demesi. Hani bir grup cenazede bu söylenir mi falan. Yani çünkü her şeyde artık öyle bir gergin hale gelmişiz ki tırnaklarımızı çıkarıp karşımızdakini tırmalamaya çalışıyoruz. Ne gerek var Allah aşkına? Yani bak ben mesela Muzo 27 yıldır radyo programı yapıyorum. O da beni sever, bu da beni sever, öteki de sever, belki de sever. Sevmeyen de sevmez, canı sağ olsun, ne yapayım? Yani şöyle düşünmek lazım. Enginar, sevmeyen insanlar var. Bu enginarın kötü olduğu anlamını çıkarıyor mu? Yok. Enginar bundan üzüntü duyuyor mudur? Yok. Ben de enginar gibiyim. Yani çok faydalıyım, sağlıklıyım. Beni sevmeyen sevmez. Ne yapayım? Üzüleyim mi yani şimdi? Yani bu benim kötü olduğumu mu gösteriyor? Yok, o değil. Ben enginarım ve gayet sağlıklıyım. yani ey insan oğlum, sana da faydalıyım. Bunu söyledikten sonra ister beni tüketirsin, ister tüketmezsin. Ne bileyim yani ben. Zoraki canlanıp da ağzının içine kendi kendimi tıkacak halim yok gibi. Yani biz yayıncılar da böyle olmalıyız aslında. Yani buyuz, konuşuyoruz, ediyoruz. Beğenen dinliyor, beğenmeyen dinlemiyor. Bak Sidney'den yazmış mesela, demiş ki sohbetin bize iyi geliyor. Yani eğer iyi geliyorsa dinlemeye devam et. Gelmiyorsa git. Yani o yüzden yani ben bir dinleyici kaybetme. Beni şöyle düşünebilirsiniz. Enginar bir kişi onu yememiş. Görüyor musun, bak beni yemeyen biri var falan. Hani Enginar bundan nasıl üzüntü duymuyorsa ben de bundan üzüntü duymam. Ne yapayım yani? Ne yapayım ya? Ben de beni seven, sofrasının baş köşesine oturtan aileye yanaşırım. Ah, bu sofra bak, bu aile beni seviyor, sofrasından eksik etmiyor derim. Onlara faydalı olurum. Ne yapayım ya? Devam edelim o halde. Türkiye'de öğretmenlik kariyerim. Öğretmenlerin nitelikleri ve seçimiyle ilgili konuları düzenleyen öğretmenlik meslek kanunu teklifi bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecekmiş. Öğretmenlere selam olsun burada. Tatillerler değil mi öğretmenlerimiz şu an?
Bu hafta son. Öğretmenlik mesleğinin tüm yönlerinin yeterince kapsamlı ele alınmadığına dair eleştirilen teklifin eşit işe eşit ücret ilkesini ihlal ettiğine yönelik itirazlar varmış. Peki neymiş bu öğretmenlik meslek kanunu? Şöyle bir bakayım. Kanun teklifi Türkiye'de öğretmenlik kariyeri, öğretmenlerin nitelikleri ve seçimiyle ilgili konuları düzenliyormuş. Öğretmenlerin bunun için Türkiye'de öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarından ve bunlara denkliği kabul edilen yurt dışı yüksek öğretim kurumlarından mezun olması bekleniyormuş. Hazırlıklarını tamamlayanlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından aranan niteliklere göre aday öğretmen olarak kariyerlerine adım atabiliyorlarmış. Teklif, aday öğretmenlik döneminden sonra kariyer basamaklarını öğretmen, uzman öğretmen, baş öğretmen olarak üçe ayırıyormuş. Teklife göre uzman öğretmen veya baş öğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı bir derece verilecekmiş. Eğer tabii kabul edilirse. Uzman öğretmen olmak için aday öğretmenlik süreci dahil 10 yıl çalışmış olmak, ceza almamış olmak gibi ön koşullar varmış. Uzman öğretmen olabilmek için yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar uzman öğretmen unvanı için öngörülen, doktora eğitimini tamamlayanlarsa baş öğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacaklarmış. Yani diyelim ki bir öğretmenin doktora ünvanı var, o zaman sınava girmeyecek yani. Yok bir de yazılı sınava sokalım adamı. Olur mu? Doktorası var adamın gibi ya da kadının. Neyse. Böyle bir faydası olacakmış yüksek lisans eğitimi tamamlayan uzman öğretmenler için. Öngörülen ve doktora eğitimi tamamlayanlar için de baş öğretmen. Öğretmenler bundan mutlular mı ki acaba? Hani onları sormak lazım. Aslında keşke bunun öğretmenler eğer şu an dinliyorsa yani okulların açık olduğu bir dönemde sorsaydık. Yani bu tasarı sizin hoşunuza gitti mi? Çünkü sizin mesleğinizi ilgilendiren bir önce aday öğretmen sonra efendim söyleyeyim uzman öğretmen. Aday öğretmenle uzman öğretmen arasındaki farkı söylemiştik. Çünkü uzman öğretmen olabilmek için aday öğretmenlik süreci dahil 10 yıl çalışmış olmak gerekiyor. Ondan sonra uzman öğretmen olabiliyorsunuz. Yani ondan sonra işte baş öğretmen falan böyle gidiyor. Bundan memnun musunuz? Ey öğretmenler! 0530-666-4777 yazabilirsiniz. Emir de demiş ki her sabah senin sohbetinle uyanmak çok güzel. İyi ki varsın. Ama ne kadar güzel. Çok teşekkür ederim. Hakikaten ben uyanırken mesela radyo dinlediğin insanlar için güzel mi geliyorum? Ha böyle ruhumu okşayacak bir iki bir şey söylesenize ne kadar ihtiyacım var. Kendim burada yazık ezilmiş ise. Hayır inanmayın böyle bir şey Allah aşkınıza. Ben kendimi ne zaman böyle bir ezik mezik öyle bir loser falan öyle bir şey var mı ya Allah aşkınıza? Yok yok. Hatta onun üstüne aşırı şişik egosuyla devam eden bir adamım ama tabii o kadar bu saatte o şişik egomdan pek bir şey söylemiyorum, göstermiyorum size. Çünkü insanları ilgilendirmez. Bu bir haber radyosu olduğu için bu saatte de haber vermekle mükellefim. Merkez Bankası'na bir haber geldi. Son dakika haberlerindendi. Bu da resmi gazetede yayınlanan kararla Türk lirasına dönüşüm hesaplarından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na faiz yetkisi verildi. Faiz nasıl oldu bu faiz? Allah Allah. Resmi gazetede Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşüm desteklenmesi hakkında tebliğ yayınlanmış. Merkez Bankası bankanın mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkilidir denilmiş. Altın hesaplarından Türk lirası mevduat ve katılım hesaplarına dönüşümün desteklenmesine ilişkin yayınlanan tebliğde de Merkez Bankası'nın bankanın mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkili olduğu iddia edilmiş. Yani haberin devamı da var da şöyle diyor onda da. Yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'deki bankalardaki döviz hesapları da istemeleri halinde TL'ye dönüştürülebilecekmiş. Dolar, euro, sterlin hesabını TL'ye çeviren yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının destek uygulamasından yararlanacakmış. Yani bir faiz bir şekilde onlara da verilecek. Yani. Ama bir yandan tabii faiz, hani Cumhurbaşkanı'nın da faizi bakışı belli. Fakat bir yandan böyle bir haber anlayamadım ben de. Tabii ekonomi bilmememden kaynaklanıyor büyük ihtimalle hani
Neden böyle oluyor bilmiyorum. Peki dolara, euroya bakalım. Yani her ne kadar bizi pek ilgilendirmese de, ama hani aramızda da belki dolarla, euroyla borcu olanlar falan filan varsa, hani onları ilgilendiriyordur. Dolar tahmini ya da euro'nun durumu diye söylüyorum. Belki onlar da etkili olabilir. Bu ara ne kadar çok konuşmuşum. Fon müziğim bitmiş. Normalde 10 dakikalık fon müzikleri bakın. Yani aldığım parayı nasıl hak ediyorum? Farkında mısınız? Neyse şimdi bu kadar şımarıklık yapmayalım ama o akşama daha çok yakışıyor. 1 dolar bakalım ne kadarmış dolar kuru bugün. Dolar 13 lira 32 kuruşmuş ya, böyle etkiliyor. 32 kuruş dolar, yani dolar TL paritesinden bahsettik daha doğrusu. 13 lira 32 kuruş. Euro'ya bakalım, 14 lira 98 kuruş o da. İngiliz sterlinine kadar 17.93. Evet. Yani bu para bilimleriyle işi olanları ilgilendiriyor. Bu işi olmayanları bizim gibi züğürt git oradan TL'ni al gel otur falan filan. Zaten yani yani maaşımızın nereye ne kadar yettiği bile meçhul. Yani bazı insanlarımız içimizde zor koşullarda yaşıyor. Bazımız değil, çoğumuz zor koşullarda yaşıyor. Hatta dün Türk İş'in açıklamasına bakmıştık. Yoksulluk sınırı ve açlık sınırı ile ilgili 4 kişilik ailelerde yapılmıştı. Yani 14 bin lira civarında kazanmayan bir ailenin yoksul olduğu ortaya konmuştu onların yaptığı araştırmada. Dolayısıyla çoğumuz zaten birbirimizin halinden anlıyoruz. Demek ki çoğumuz yoksuluz. Yani, o yüzden birbirimizin halinden anlarız. Müge Anlı'yla Tatlı Sert, Didem Yılmaz'la Vazgeçme, Fulya'yla Umudun Olsun, Muzo'yla Ne Halin Varsa Dön. Muzo her akşam 19'da CRI Türk'te. Hanımlar beyler, Muzo. Sabah programını bitirmeden önce bu tanıtımı gireyim istedim. Ne halin varsa gör. Allah seni bildiği gibi yapsın. Hiç seninle işim olmaz. Bu. Yani bu akşamki halim böyle. Sabah son derece beyefendi. Elimden geldiğince tabii nazik olma çabalarında, ama akşam haberler de o kadar üst üste geliyor. O kadar mide bulandırıcı haberler, asap bozucu haberler. ondan sonra tabii işte öyle oluyor. Bağır 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 bağır, onu savun, bunu savun, şunu savun. Bir bakmışsın savundukları senden önce, oho savunmayaydın falan diyor. İşte insan belli bir yaşa geldikten sonra bunu söyler hale geliyor. Yani hayat insana bunu dedirttiriyor. Efendim, ne halin varsa gör, Allah daha beter yapsın seni, bildiği gibi olsun. Yani eskiden cam hıraş çalıştığın, efendime söyleyeyim, onun sıkıntısını dile getirdiğin insan, bir bakıyorsun ki oho, aa öyle mi? Allah beter etsin, daha beter ol falan. Yani etrafımızdaki insanlardan bahsediyorum. Yani insanlar hayatlarında kazık yiye, suistimal edile, sükutu hayale uğraya, ondan sonra vahşileşiyorlar. Ne yapsınlar? Ama hiç umurumda bile değil, ama daha beter olsun der hale geliyorlar. Ya da en azından benim gibi sinir hastası olanlar belki öyle oluyor. Belki her insan o kadar kolay vahşileşemiyor. Ben merhametsiz, vahşi bir canlı haline döndüm. Allah'a şükür. Sayenizde yani. İnsan denilen canlı sayesinde. Birebir herkes üstüne düşeni almasın canım. Genellikle yani genel insan soyundan bahsediyorum. Peki hanımlar beyler, artık gitme vaktim geldi. Bu akşam saat 19'da, şimdi saat 9'a gelirken emaneti radyoya bırakıyorum. Ki akşam dönüş trafiğinde saat 19'da tekrar emaneti geri alayım. Kaça kadar? 21'e kadar. Yani akşam 19.21 dönüş trafiğinde de yine Muzo'ya emanet olacaksınız. Tabii. Hoş, belki daha önce programı dinleyenler duymuş olabilirler. Çin'de biliyorsunuz, Beijing'de kış olimpiyatları başlıyor. İkisinde başlayacak şimdi. Çok güzel. İkisinde diyorum. İkisinde bahar bayramı başlıyor onların. Fark etmez. İkisinden birine davet edilirim diye bekliyorum. Yani her an davet edilirsem yayın bırakıp gidebilirim Çin'e. Çok çok yoğunum. Sekreterime söyledim. O da dedi ki boş yere bekliyorsunuz. Davet edilmişsiniz.
Kış olimpiyatları, evet. Müthiş hazırlıkları var Çin'in ya. Vallahi bile. Her gün dünya basını da takip ediyorum. Bizim basınımıza fazla yer almıyor belki ama dünya basını da takip ediyorum. Çok güzel. Özellikle Çin basınını takip ediyorum. Efendim? Ya, o kadar Çince bilmeme gerek yok. Canım, anlayabiliyorum yani İngilizce. Basılan gazeteleri var. Yoksa kendi dillerinde yani Çince basa onu anlayamam. O kadar da şimdi. O kadar da öğrendim desem kimse inanmaz. Doğal. O kadar zor bir dili. Nasıl öğreneyim Allah aşkına? O kadar kısa zamanda öğrenmedim ama İngilizce'den bakıyorum. O hazırlıkları falan, o bir de böyle kar kış yağmaya başlamış falan. Hala Beijing'de kar var mı bilmiyorum ama yani o ortamda kış olimpiyatları enfes. Enfes. Eğer yani imkanınız varsa atlayın uçağa gidin diyeceğim ama bir grup da diyecek ki pardon, atla uçağa git. Anladım. Ankara'ya mı? Yok. Çin'e. Beijing.